Evet. Şimdi siz kamplara da gittiniz, evet, o bölgelerde de dolaştınız, hem de uzun süre araştırma, evet, yaptınız. Mesela ilginç nelerle karşılaştınız? Diyelim ki kamplarda size ne anlatıyorlar? Ne anlattılar? Girmeniz kolay oldu mu? Nasıl girdiniz ya da? Kamplara girmemiz kolay olmadı. Tabii şimdi ne anlatacağınıza bağlı. Yani kamplara girmeniz ya da güvenli bölgeye geçmeniz sizin ne anlattığınıza bağlı. Ona göre gidebiliyorsunuz, hmm, ya da gidemiyorsunuz. Siz nasıl girdiniz? Biz tabii kayıt dışı girdik, yani misafir, hmm, olarak girdik. Sadece dinleyebildik ve bir dost sohbetinde çekimi izin alarak çektiğimiz hanımefendilerden, beyefendilerden çekimler yaptık. Ama şöyle bir durum söz konusu. Zaten çok azı kamplardalar ve gittikçe de azalıyor. Kamplardakiler mi azalıyor? Kamplardakiler hem azalıyor hem de gelenlerin, ben gittiğim dönemde %1'i kadarı kamplarda kalıyordu. Ve bunların çoğu da milislerin aileleriydi. Milislerin aileleri ne demek? Bizim Özgür Suriye ordusu olarak bildiğimiz Esad rejimine karşı direnen o grupların, farklı grupların, evet, aileleri kalıyor orada. Kiminin hala eşi gidip gündüz orada mücadelesini veriyor, geri geliyor. Kiminin ise zaten eşi yok, ölmüş savaşta. Evet. Bu hanımların küçük çocukları var. Orada kalıyorlar. Yaşlıları var. Ve enteresan olan şey, çoğunun biz vatandaşlık istemiyoruz, bize neden vatandaşlık veriliyor sorusuydu. Kargoyla her gün onlara vatandaşlıkların geldiğini kendileri açıkça anlattılar. Tabii farklı nedenleri var ama çoğunda Türk soyluluk söz konusu oluyor ve bu sebeple onlara rahatça vatandaşlık verilebiliyor. Bir de bu durumun tabii sadece kamplar özelinde değil, çünkü kamplardakilere vatandaşlık verilmiş, hala orada tutuluyorlar. Ama diyorlar ki bu sefer yardımlar kesiliyor. Yardımlar kesildiği için çalışmamız gerekiyor. Mesela yaşlı olanlar, hasta olanlar var. Evet. Yani biz bunları fiziksel olarak kaldıramıyoruz. Açıkçası vatandaşlık verilmesi çok da bizim işimize gelmiyor diye kendilerinin açıklamaları, itiraf. Vatandaşlığı istemiyorlar mı? Birçoğu istemiyor. Özellikle yaşlılar istemiyordu. Çünkü diyorlar ki yani çalışmak zorunda kalıyorum. Benim bir gelirim yok, maaşım yok. Vatandaş olunca durumu farklılar. Tabii Suriyelilere yapılan işte devlet katkıları, işte hastanelerdeki destekler, evet, bilmem ne, onu otomatikman Türk vatandaşlığa geçince kalktığı için, değil mi? Kalkıyor. Bu sefer başka bir sorun ortaya çıkıyor. Yaptıkları ticareti gizliyorlar. Evliliklerini, dediğim gibi, biraz önce söylediğim, tabii, gibi 18 yaşı altı özellikle evliliklerini gizliyorlar. Bu sefer anne, atıyorum, 14 yaşındaysa, 15 yaşındaysa, onun hastanede doğum yapıp da bu olayın ortaya çıkmasını istemedikleri için evde doğum gerçekleşiyor. Bu sefer kayıtsız bir sürü çocukla, kütüğe işlenmemiş çocukla karşı karşıya kalıyoruz. Ve bunlar da yine aynı şekilde haberleşmiş, raporlara giren, hatta yurt dışında da bunların haberleştiğini biz görüyoruz. Kütüğe işlenmeyen çocuklar, efendim, kayıtsız mağdur ikinci eşler. Bu ikinci eşlerden haberdar olduğu için eşlerini boşayan birinci Türk eşler. Bizim aile yapımız bozuluyor. Yani nasıl o? Onu biraz açsan, ilginç bir konu. Tabii. Biraz önce de söylediğim gibi SM olayında mesela bir razı gelme durumu varmış. İlk eş çocuğu üstüne almış, konu kapanmış. Tamam. Ama böyle olmayabiliyor. İlk eşin, ilk Türk eşin ikinci eşten önce haberi yok. Tabii. Bu evlilik gerçekleşiyor. Ardından bu duyuluyor, ortaya çıkıyor. Ya da eş artık ilk eşle, yani Türk erkek eş, ilk eşle ilgilenmemeye, onun ihtiyaçlarını karşılamamaya, çocuklarıyla ilgilenmemeye başlıyor. Ve böyle davalar var, yani beyanlar var davalarda. Eşim ikinci eş olarak Suriyeli biriyle evlendi. Bu sebeple boşanıyorum diyen Türk eşler. Evet. Dolayısıyla bizim aile yapımız bozuluyor. Tabii Suriyeliler evlenmiş oluyor bu vesileyle. Ve evet, o hukuksuz evlilik devam ederken kayıt altındaki evliliklerimiz paramparça oluyor. Paramparça oluyor. Bu arada tabii çocuklar dünyaya geliyor, evet, ister istemez. Anne ayrı, baba ayrı. Evet. Böyle durumlar. Parçalanmış aileler. Hı-hı. Ve bu başka bir travmaya sebep oluyor. Yani biz izah ederken tabii itidalli ve birçok şeyi gözeterek anlatıyoruz. Ama düşünün, anneniz ikinci alınmış, başka bir ülkeden gelmiş bir hanım yüzünden mağdur olmuş. İşte babanızın başka çocukları olmuş. Böyle büyüyen ve sosyal hayata karışan çocuklarımız var. ve olmaya da devam ediyor. Ve bu yanlışlıkları göre göre büyüyorlar. Biz kendi içimizdeki problemleri Doğu ve Güneydoğu'daki... de Türk vatandaşı, Türk kadınlarla evlenenler veya erkekleriyle evlenenler de oluyor tabii. Evet, tabii değil ki mi? Öyle. Hatta bununla ilgili konferanslar, seminerler düzenlenmeye başlamış. Bir teşvik de söz konusu. Niye? İşte bu entegrasyon dedikleri şeyi böyle gerçekleştirebileceklerini zannediyorlar. Bunun başka bir boyutu da var. Ben Türksüzleştirme politikası demiştim. Bunu da aslında yine ırksal olarak söylememiştim. Çünkü burada aşırı dindar dediğimiz, tırnak içinde söylüyorum, ya da mütedeyinler aslında bu duruma sempati duyuyorlar. Yani eşin Arap asıllı olması, eşin Suriyeli olması, hatta bazen işte Afgan olması ya da Orta Doğu kökenli olması bir sempatiye sebep oluyor. Yani bir Arap kültürü yayılmacılığı söz konusu oluyor. Ama bu sırada bizim oluşumuz, biraz önce de söylediğim gibi, o Türk hukukundaki batılı anlayışımız, evet, kültürel olarak Türk ailesinde aslında biz biliyorsunuz anaerkil bir toplumuz özümüzde. Bu dengeleri kaybetmeye başlıyoruz ve biz yozlaşmaya başlıyoruz. Oysa ki biz Ramazan bayramını, Kurban bayramını bile onlardan farklı kutluyoruz. Bunu nereden biliyorum? Bizde ikonlaştırma yoktur. Onlarda ikonlaştırma var. Yani bizdeki Türk İslam anlayışını da zaten onlar yaşamıyorlar. Sakarya'da benim sitemde oturan Suriyeliler, Iraklılar, Afganlar var. Onlar bayram gelmeye başladığında ya da Ramazan'da özellikle hemen gidip süslerini alırlar. Aynı yıl başında evleri süslediğimiz gibi evlerini süslemeye başlarlar. Onlarda ikonlaştırma var. Dolayısıyla farklı kültürler, farklı yapılar, birlikte yetiştirdiğiniz çocuklar hangi kültürü alacak mesela? Yani bu Arap kökenli bir Müslümanlık mı öğrenecekler? Yoksa işte Anadolu'daki Türk İslam anlayışına ait bir Müslümanlığı mı öğrenecekler? Okul, çocukların okul durumları ne oluyor? Nasıl yapıyorlar? Kayıtsız çocuklar söz konusu olduğu için okula gitme oranları az demiştik. Evet. Bununla ilgili Sayın İlay Aksoy'un da, yani okula gitmeyen çocuklarla ilgili açıklamaları vardı. Kökenine baktığımızda, yapılan röportajları incelediğimizde, yine araştırmalardan çıkarttığımız, kütüye işlenmeyen çocukların da zaten daha sonra okula devam etmedikleri, hatta bu çocukların aşılarını da olmadıkları, yani ilk dönemdeki o bebekken yapılacak rutin aşılarında olmadıkları ve farklı hastalıkların meydana geldiği yönünde de yine araştırmalar, veriler ve röportajlar. Ama şunu, şöyle de memnuniyet var. Mesela üniversite çağına gelmiş olanlar, baktığın zaman sizin öğrenciniz, aday, üniversiteye girecek adaylarınız zorlanıyor, o zorlu sınavlara giriyor. Evet. Suriyelilerin gençleri rahatlıkla istedikleri fakültelere falan girebiliyor. Beyan usulü. Evet. Aha. Ben şu üniversiteden mezunum ya da işte ben Suriye'de şu liseyi bitirmiştim deyip, bir de tabii bu, bakın her şey, bunu çok net söylüyorum. Hep yerel çeteler var, yerel çeteler var dememin sebebi bu. Bu Suriyelilere, Suriyeli gençlere, özellikle diş hekimliğinde mesela haber oldu bu. Aykırı gazetesinde haber oldu. Üniversitelerin kapılarını açanlar kimler? Özel üniversiteler. Gelin bizim üniversitemizdeki diş hekimliği fakültesinde okuyun. Hatta işte 1 sene 2 sene kaldıktan sonra bununla ilgili yardım da ettiklerini ve Türk vatandaşlığı verdiklerini iddia ediyorlardı. Ben Sessiz İstila kitabında da bunu yazdım ayrıntılarıyla. Demek ki buna sebep olan ne? Sadece, bakın, kontrolsüz ve düzenli, mütemadiyen gelen bir göçü karşılayanlar suçsuz mu? Burada bu insanların Türk vatandaşlığı almasına yardım edenler, işte sizin de ifade ettiğiniz gibi çok rahat bir biçimde üniversite okumalarına sebep olan bu özel üniversiteler, bunların hiç mi günahı yok? Doğru. Bu insanlara kim yardım ediyor? Bu insanların, insan kaçakçıları, buraya girmelerine kim yardım ediyor?